Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün 11 Haziran 2021 Cuma günü. Bu hafta içerisinde çok fazla piyasalarda bir hareket yoktu. Genel itibariyle bir sessizlik var. Ben bunu geçen gün Integral FX için çektiğim videoda da fırtına önce sessizlik olarak adlandırmıştım. Sağ olun. Çok da teveccüh gösterdiniz. Epey seyredilen bir video oldu. Bunun birkaç tane sebebi var. Ama genel itibariyle herkesin heyecanla beklediği bir enflasyon olgusu vardı dünya genelinde. Amerika'nın enflasyonundan bahsediyorum, ne olacağı konusunda. Bundan bahsedeceğim birazdan. Bir de bu hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Oradan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Bir de Amerika 10 yıllıklarına ilişkin bir ihale gerçekleşti. Bu ihale de olumlu oldu. Beklenden fazla talep geldi Amerikan tahvillerine ve dolayısıyla aslında sakin, şu anda oldukça iyi gözüken bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Tabii işin bu tarafı oldukça güzel ama tabii Amerika'dan gelen veriler aslında dünya genelinde çok da heyecan verici şekilde geldi diyebilirim. Çünkü Mayıs ayındaki çekirdek enflasyon, tüketici fiyatlarına ilişkin olarak çekirdek enflasyon 28 yılın en yükseğinde geldi. Yıllık bazda 3,8 arttığını açıkladı Amerika Çalışma Bakanlığı. TÜFE'de özellikle %5 gelerek, manşet TÜFE %4,7 beklenirken %5 gelerek Nisan'daki %4,2'den oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış oldu. Şimdi zaten size bunu söylemiştim. Haftalardır konuşuyorum. Enflasyon gümbür gümbür geliyor. Amerika'da hayat normale dönmeye başladı. Çok büyük ölçüde insanlar sosyal hayatın içerisine girmeye başladılar ve ciddi bir şekilde harcamalar artmaya başladı. Çünkü evde olunan dönemde ötelenmiş talep, işte hizmet sektöründe bu süreç içerisinde açılmaya başlamasıyla beraber ciddi bir şekilde harcamalar olmaya başladı ve talep enflasyonunu çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Şimdi burada iki tane konu var. Bu enflasyon kalıcı mı olacak, yoksa bu enflasyon işte Fed'in de öngördüğü şekilde geçici mi olacak? Bence uzun bir müddet bu yüksek enflasyon Amerika katlanacak gibi gözüküyor. Şimdi bunun çok kalıcı olmayacağına yönelik ortaya sağ atanların en önemli sebeplerinden veya en önemli savlarından bir tanesi Amerika'nın yavaş yavaş bu vermiş olduğu destekleri, hibeleri ortadan kaldıracağı ve böylece parasal bolluğun kısmi de olsa veya işte zamana yayılmış da olsa yavaş yavaş ortadan kalkacağı ve böylece hayatın normale döneceği yönünde. Buna katılıyorum. Ancak katılmadığım bir yön var. Bu gelen fiyat artışları, özellikle çekirdek enflasyon okuması oldukça yüksek geldiği için söylüyorum. Burada gıda ve enerji hariç olan bir çekirdek enflasyon okumasına rağmen %3,8 gelmesi yüksekti. Dünya genelinde küresel olarak, ki size bunu grafiklerle de daha önce bahsettim, bir gıda enflasyonu geliyor. Hatta birçok yerde geldi bile. 14 ay üst üste artan FAO rakamlarından bahsetmiştim. Bu önemli bir gösterge. Artı dünyanın birçok ülkesinde, ki biz de bundan nasibimizi alıyoruz, kuraklık, iklim değişikliğinin etkileri, bütün bunların hepsi fiyatlar üzerinde bir baskı yaratıyor. Daha halen ekonomiler tam anlamıyla açılmadığı için, karşılıklı olarak ticaret pandemi öncesindeki seviyelere ulaşmadığı için arz yönlü kesintiler de hala devam ediyor. İşte daha henüz bu hafta içerisinde Almanya'da Siemens firmasının, salı günü haberlerde gördüm, 1 milyar euro civarındaki yapacağı yatırımla beraber bir çip fabrikasını Almanya'da kurma yönündeki gayretlerini okuduk. Dolayısıyla bu demek ki bu yatırımı yapmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu çiplerdeki arz yönlü ortaya çıkan kısıtın bir şekliyle uzun müddet devam edeceği yönündeki temel beklenti. Bu da üretimi ister istemez aksatıyor ve buradan da arz yönlü bir enflasyon geliyor. Diğer taraftan işte maliyet enflasyonundan da bahsettim. Özellikle emtia fiyatlarının artıyor olması, sanayi metallerindeki artış, bunu çok uzun zamandır bahsediyoruz. Dolayısıyla enflasyon bence çok kısa sürede hemen ortadan kalkmayacak. Ama gene Amerika özelinde baktığımızda bizi de çok yakından etkileyecek bir husus var. O da Amerika'daki bu enflasyon artışı hızlı ve beklentilerden daha da hızlı olarak gelirse, ki bu ay Mayıs ayı 4,7 bekleniyordu. Ekonomistlerin beklentileri 5 geldi. Yıllıklandırılmış olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu daha da beklentileri bozacak şekilde gelirse, Amerika'nın beklenenden önce bir faiz artışı
yapma ihtimali var. Bu da tabii doların kendi ülkesine çağrılması anlamına gelir ki bu bizim ve bizim gibi ülkeler açısından baktığımızda oldukça büyük bir risk olarak duruyor. O nedenle aslında yaprak kımıldamıyor dememin sebeplerinden bir tanesi gerçekten bir fırtına öncesi ciddi bir sessizlik var. İşte Amerika 10 yıllıklarına bu hafta çok yoğun şekilde bir ihalede talep geliyor olması, bunun faizlerin 1.50'nin altına gelmesi bunlar olumlu şeyler ama netice itibariyle önümüzdeki dönemler açısından baktığımızda acaba Amerika beklendiğinden daha önce bu parasal genişleme sürecinden çıkar mı sorusu bence çıkabilir. Evet, yani bu risk hala var ve bence gene Yellen, Amerika Hazine ve Maliye Bakanı bu konuyla ilgili çok ciddi şekilde piyasaları hazırlamaya başladı. Gözler bir tarafta burada Amerika'dayken diğer taraftan da Avrupa Merkez Bankası'nın ne yapacağı yönündeydi. Orada da enflasyon beklentilerinin bu yıl yükseleceğini ama daha sonra önümüzdeki yıl itibariyle tekrardan düşeceğine yönelik bir görüş açıkladılar. Parasal genişlemenin en azından önümüzdeki yılın ilk çeyreği sonuna kadar devam edeceğinin garantisi verilmiş durumda. Bu likidite anlamında önemli. Dolayısıyla bizim Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerimizin ötesinde olumsuz bir gelişme ortaya çıkmadı. Bu iyi bir süreç olarak karşımıza duruyor. Yani aslında parasal genişlemeyi hala devam ediyor olmaları ekonomik anlamda belki de çok iyi karşılanmasa da bunu çok seven sermaye piyasaları ve özellikle Euro için bu olumlu bir görüş olarak ortada duruyor. Bizde de içeride kurun düştüğünü görüyorsunuz. Belki buna çok fazla anlam veremeyenler de olabilir. Bunun birkaç tane sebebi var. İşte dediğim gibi bu Amerika 10 yıllıklarındaki geri çekilme bizi de olumlu etkiledi. Buradan bir baskı şu anda yok gibi gözüküyor. Aşılamanın 40 yaş grubuna kadar inmiş olması bence bu anlamda önemli. Bu da içeriye moral veren unsurlardan biri. Ve tabii ki Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı Biden arasındaki olacak olan görüşmenin en azından bizlere yansıdığı şekliyle şu ana kadar tedirginlik verici bir boyutunun en azından şu ana kadar diyorum tekrardan olmadığı yönünde karşılıklı başkanlar düzeyinde değil ama daha alt düzeyde gelen bilgilerin bir olumlu görüşmeyle sonuçlanabilecek bir sürece bizi taşıyabileceğine yönelik bir iyimserlik var. Biliyorsunuz beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Dolayısıyla bu iyimserliğin de Dolar-TL'de satın alındığını görüyoruz. O nedenle Dolar-TL'nin bu hafta geçici olarak düşündüğüm bir iyileşmesi var. Tabii Amerika ile olan ilişkiler bir anda hemen bambaşka boyuta gelecek ya da işte Amerika ile olan ilişkilerde farklı şeyler artık bundan sonra konuşacağız demek için çok erken. Ama neticede en azından toplantı sürecinin belki de çok gergin geçmeyeceği yönündeki temel bir beklenti herkese hakim. O nedenle burada da bir rahatlama söz konusu. Bir diğer haftayı kapamadan önemli gelişme tabii G7 zirvesi. Dünyanın en gelişmiş olan ülkeleri İngiltere'de toplanıyorlar ve bu İngiltere'deki toplantı öncesinde bu iki şekilde önemli olarak atfediliyor. Bir tanesi ilk defa Başkan Biden, başkan seçildikten sonra bir kıtayı değiştirerek ziyaret gerçekleştiriyor İngiltere'ye. İkincisi buradan Çin'e ve Rusya'ya çok önemli mesajların çıkması bekleniyor. Bir tanesi serbest ve adil ticareti destekleyecek bir çalışma ortamını teşvik etmek. Yani özellikle Dünya Ticaret Örgütü üzerinden bu Çin'in ve kısmen Rusya'nın adil ticarete yönelik olarak engellerinin Dünya Ticaret Örgütü'nü biraz daha aktif hale getirerek engellenmesi yolundaki çeşitli konular konuşulacak. Ortak değerler olarak adlandırılan değerlerin sahip çıkılması konusu gündeme geliyor ki burada demokrasi ve daha çok demokrasiye yönelik adımların teşvik edilmesi konusu gündemde. İklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması bu çok önemli bir tehlike iklim konusu bizim açımızdan. Çünkü özellikle Paris Anlaşması'na hala imza atmayan ülke konumundayız. İleride karbon ayak izi konusu çok ciddi bir şekilde şu anda seslendiriliyor. Hem burada seslendiriliyor hem diğer çeşitli örgütler düzeyinde. Bir müddet sonra bu duyarsızlığımız devam ederse sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı özellikle ihraç ettikleri ürünlerdeki karbon ayak izi konusunda çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Bunu ayrı bir konu yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Tabii bir de gene Rusya ve Çin üzerinden Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemleri konusu gündeme taşınacak ve Çin'in ticaret politikaları konusundaki uygulamalarından duyulan memnuniyetsizlik yaygın olarak bu toplantıda tartışılacak olan konular. Daha başka alt başlıklar da var. Merak edenler
G7 üzerinden zirvenin detaylarına girebilirler ama ben finans ve ticaret konularında bunlar olduğunu söylemek istedim. Önümüzdeki hafta daha heyecanlı bir hafta. Türkiye konusunda neler olabilecek onları göreceğiz. Dün de bu akşam da Türk Milli Takımı'nın bir maçı var. Dün sevgili Caner Özrak'la beraber bir video çektik. Çok ilginizi çekmedi ama rakamlarla Türkiye ve grubu analiz etmeye çalışmıştık. Dün mor giymiştim ve bunun esprisini sevgili Emre Alkin Hoca'ya hocam sizin için mor giyindim dedim. Çünkü onlar Galatasaray seçimlerine katılıyorlar ve mor seçmişlerdi. Hemen sevgili Mert Yılmaz da hocam bizim için kırmızı giymeyecek misin dedi. Bugün de onlar için bir centilmenlik olarak kırmızı giydim. Her halükarda ben bir Beşiktaşlı olarak hangileri kazanırsa kazansın sonuç olarak sporun Türkiye'nin kazanması düşüncesiyle hepinize de mutluluk, sağlık dolu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.